Seninki güzel gelmiyor. Yani. Tıp Fakültesinden Sayın Recep Öztürk hocamız, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Ben sözü direkt moderatörümüz Nazif Gürdoğan hocamıza bırakıyorum. Herkese iyi bir program diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Bereketli bir toplantı diliyorum. Recep hocamız gibi böyle çok tecrübeli eğitimde, üniversite konusunda bugün hocamızı dinleyeceğiz. Eğitim bütün dünyanın en önemli sorunu. Eğitim seviyesini artırmadan toplumların üretim seviyesini ve gelir seviyesini artırmak mümkün değil. Geçen hafta entelektüel sermayeyi tartışmıştık. Tarım toplumlarında güç toprak büyüklüğünden geliyordu. Sanayi toplumlarında güç sermaye büyüklüğünden, finansal sermaye büyüklüğünden geliyordu. Bilgi toplumlarında da güç entelektüel sermayeden geliyor. Bilgi toplumlarını geçmişte görülmedik bir güç kazandıran ana kaynak entelektüel sermayeleri. Steve Jobs'ı düşünelim. Apple'ın kurucusu, Suriyeli bir babanın oğlu. Üniversite eğitimi yapamamış, bir aileye evlatlık olarak verilmiş, üniversiteyi yarım bırakmış, Suriyeli bir babanın oğlu, annesi Malatya'dan göç etmiş bir Ermeni ailenin kızı, kaligrafiye düşkün, Müslüman kültürüne vakıf, dünya kültürünü tanıyan, Hindistan'a gitmiş bir sene Budist tapınaklarında kalmış, çok renkli bir dünyası olan adam, bir akıllı telefon geliştirdi, bütün dünyayı dönüştürdü. Bilgi toplumlarının gücü buradan geliyor. Sıradan bir insan, genç bir insan çıkıyor. Çok demokratik toplumlar, herkes sermaye sahibi yapmamız mümkün değil. Herkesi toprak sahibi yapmamız mümkün değil. Ama herkesi bilgi sahibi yapabiliriz. Herkese eşit eğitim verebiliriz. Bu yüzden eğitim günümüzde çok artık yaşıyor, üretiyor, kullanıyor. Hepimiz teşhislerden kadar öğrenmek zorundayız. Bizim kültürümüzde denilir ki ya öğrenen olun ya öğreten olun. Üçüncü bir kesimden olursanız helak olursunuz, iflah etmezsiniz denilir. Gerçekten biz ya öğrenmek zorundayız, ya öğretmek zorundayız, ya da öğrenenleri ve öğretenleri sevmek zorundayız bizler gibi. Ve son yıllarda işletme yönetiminde en çok tartışılan konulardan biri öğrenen organizasyonlar teorisi. Öncüsü Peter Senge, güzel de bir kitabı vardır, Türkçe'ye de çevrildi, Beşinci Disiplin diye. Peter Senge o kitabında diyor ki, toplumlar, işletmeler, kurumlar, kuruluşlar öğrenme özürlü olurlarsa hiçbir zaman uzun ömürlü olmazlar. Artık şirketler de, insanlar da öğrenmesini öğrenmek zorundalar. Öğrenmesini öğrenmezlerse kendilerini yenileyemezler, kalitelerini artıramazlar, üretimlerini artıramazlar, verimliliklerini artıramazlar, giderlerini azaltamazlar, gelirlerini çoğaltamazlar der. Ve her yer günümüzde açık bir üniversiteye dönmüş durumda. Artık duvarların, kapıların, örtülerin, çatıların olmadığı bir dünya var. Uzaklık, yakınlık farkının olmadığı bir dünya var. Merkez ve çevre farkının olmadığı bir dünya var. Hazreti Google gibi çok açık bir üniversite var. Bu üniversitede ulaşılmayacak bilgi yok. Görüşülmeyecek insan yok. Her bilgiye ulaşmak mümkün. Her yeri görmek mümkün. Tokyo'nun bir caddesini görebilirsiniz. New York'un
Sen Metropolitan Müzesi'ni gezebilirsiniz. İstanbul'un Ayasofya'sını görebilirsiniz. Edirne'nin Süleymaniye'sini görebilirsiniz. Böylesine bir dünya var. Buna nasıl ayak uyduracağız? Nasıl öğrenen öğretmenler olacağız? Nasıl öğreten öğrenciler olacağız? Artık eğitim yapımızda değiştirmek zorundayız. Zaten bu virüs de bu uzaktan eğitimi mecburi hale getirdi. Uzaktan eğitim üniversitelerde uygulanıyordu ama şimdi zorunlu hale geldi. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün okullar, bütün üniversiteler uzaktan eğitim programlarına başladılar. Hepsinin sürekli eğitim merkezleri var. Hepsinin uzaktan eğitim merkezleri var. Artık eğitim bütün bir dünyaya, mahalleye taşındı, eve taşındı, iş yerine taşındı. Buna nasıl ayak uyduracağız? Nasıl öğrenen öğretmen oluruz? Nasıl öğreten öğrenci oluruz? Çünkü öğrenmenin yeri yok, yaşı yok dedik, beşikten mezara kadar devam eder. O yüzden özellikle üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarında pek çok öğrenci en az oradaki ders veren hocalar kadar hayatın içinde çok uluslu şirketlerde önemli görevlerdeler. Pazarlamanın içindeler, finansmanın içindeler, diğer sorunlarla yüz yüzeler. Dolayısıyla onları dinlemeden güzel bir ders anlatmak başarılı olmaz, verimli olmaz. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan Recep hocamıza bırakıyorum. Dediğimiz gibi Recep hoca eğitim konusunda çok tecrübeli bir hocamız. Kendisinin yüksek öğretimle ilgili bir aylık dergisi var. Arkadaşlarımızdan yazılar bekliyoruz. Her ne kadar kendisi virolog ise, mikrobiyolojiyle uğraşıyorsa da eğitimle en az kendi alanı kadar ilgili bir hocamız. Başlangıçta belki arkadaşlarımız merak ederler, hocam bu son tedbirler konusunda neler tavsiye ediyor, bilim kurulunda neler konuşuldu. Onları da böyle 5 dakika içinde anlatırsa seviniriz. Bize neler tavsiye ediyor, neler yapmamız lazım? Hocam buyurun, söz sizin Recep Hocam. Sayın Başkan, değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten konuyu çok güzel açıklayan giriş konuşmanız, sunuş konuşmanız için. MEA'da Akademi'ye de davetlerinden dolayı böylesine önemli bir konuyu sizin gibi katılımcılar gibi bu konuda yetkin arkadaşlarla tartışma fırsatı verdikleri için ben MEA'da da teşekkür ediyorum. Gerçekten ilginç bir konu, öğrenen öğretmen, öğreten öğrenci olmak. Salgınla başlamamı istediniz. Salgında da biz bir açıdan öğreniyoruz. Salgını öğrenmeye devam ediyoruz. Malum dünyada SARS-CoV-2 dediğimiz mikrop, gerçi daha önce koronavirüsleri biliyorduk. Esasen 1930'lu yıllardan beri hayvanlarda biliniyor. Tabii ki çok daha eskiden beri var. 1965'li yıllardan beri de insanlarda biliniyor. Ama soğuk algınlığı dediğimiz hastalıklara yapan koronavirüsler, 4 tane koronavirüs var insanda. 2002'deki SARS'la birlikte birden büyük bir değişim yaşadı. Hayvanlardan insanlara geçen bir tipi çok ciddi bir tehdit oluşturdu. %10 oranında öldürücüydü. Bugünkü gibi fazla yayılamadan 8-9 bin hastalıkla dünyadan kayboldu bereket. Ardından 2012'de ise MERS dediğimiz yine koronavirüs, o da develerden insana geçen bir etkendi. O özellikle Arabistan ve bölgesinde lokal olarak kaldı. Dünyaya çok az yayıldı. Türkiye'ye sadece bir vaka girdi. Fakat bu SARS koronavirüs 2, SARS'la çok benzer. Tabii ki bütün beklentileri alt üst etti. Tüm kıtaları ilgilendiren, tüm dünyaya yayılan ve gördüğünüz gibi artık bütün dünyayı, dünyanın kapanmasına neden olan, milyonları aşan, ölüme neden olan bir hastalık olarak devam ediyor. Eğer tedbirler alınmasaydı, bazıları bu hastalığı çok mu büyütüyoruz diyor ama
tedbirler alınmasaydı olayın vehameti çok daha büyük olacaktı. Ülkemizde de şehir hastaneleri gibi hastane yapıları olmasaydı pek çok ülkede Mart'ta Nisan'da gördüğümüz boğularak ölen pek çok vatandaşı görecektik. Yani olayın büyüklüğünü doğrusu çok biz şu anda evinde hasta olan veya yakınını kaybeden kişiler hariç halen tam anlamıyorlar. Esasen olay çok korunması çok zor olan bir hastalık değil. Ama tedbirlere bir türlü basit tedbirlere maalesef uyum sağlamada ciddi sıkıntılar yaşadı tüm dünya. Biz de yaşadık. Tedbirlere uyumda başarılı olan mesela bir Japonya, bizim 10 bizden biliyorsunuz 126 milyon nüfus. Fakat bizden 10 kat daha az hastası var ve bizden 8-10 kat daha az test yaparak sorunu başarıyla devam ettiriyor. Tabii orada da hastalar var ama dikkat ederseniz bizden çok çok daha az. Yaşam tarzları açısından özellikle maskeye yine yaşam tarzları fizik mesafeye çok uygun olduğu için kurallara uyumda da özellikle iş aleminde kurallara çok iyi uyuyorlar. Yönetilebilecek bir tarzda salgını devam ettiriyorlar. Tabii bu virüslerde, diğer mikroplarda mutasyon dediğimiz bir olay var. Bunlar değişiyorlar. Değişimleri bazen insanlığın yararına oluyor. SARS'ta olduğu gibi ortadan kaybolabiliyorlar. Ama şu andaki mutasyonlar, değişimler doğrusu özellikle aşıların etkisini ortadan kaldırabilecek bir tehlike konusunda bizleri korkutuyor. Ve bir de bazı İngiltere'den, Güney Afrika'dan bu yeni varyant dediğimiz yeni değişimler çok daha fazla bulaşıyorlar. Tabii çok daha fazla, çok daha hızlı bulaşma hastalığı çok daha kolay yayıyor. Hastaneler daha fazla, daha hızlı yükleniyor ve ölümler fazla oluyor. Doğrusu şu anda aşılamanın dünyada yaygın bir şekilde devam ediyor ama beklenen hızla değil pek çok ülkede. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Almanya ve benzeri ülkelerde ben daha çok büyük bir hız bekliyordum. Ama bu beklenen hızla olmadı. Şu anda İsrail toplumun önemli bir kesiminde aşılamayı başardı. Biz de biliyorsunuz aşılama şu anda 15 milyonu aşan aşı temin edildi. İşte bunlardan özellikle sağlık çalışanlarına ve özellikle yaşlılara ikinci dozlar da artık yapılıyor. Aşıların koruyucu etkileri %80-90 civarında. Koruyucu etki dediğimizde ağır hasta olmaktan, hastaneye yatmaktan koruyor. Yoksa mikrobun bulaşmasını tam engelleyemiyor aşılar. O açıdan biz aşılara rağmen yine korunma önerilerini devamını istiyoruz. İnşallah aşılama Nisan-Mayıs'a doğru büyük bir oranda %50-60'lara ulaşırsak toplum olarak bu yazı biraz rahat geçirme şansımız olur. Ama dünya genelinde bu salgın 2021'i de kapsayacak. Biraz azalma meydana gelebilir. Şu anda 600-700 binli günlük vakalar 350 binlere inmiş durumda. Ama en ufak bir gevşemede, rehavette tekrar vakalar artıyor. Bunu bazı illerimizde bu Sağlık Bakanlığı il il açıklıyor, görüyorsunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz bazı serbestleşmeler olacak il temelinde, il verilerine göre. O il, bütün illerimiz bir korunma özen yarışına girerse her ilimizde inşallah kademeli serbestleşme olacak. İnşallah hocam, bekliyoruz. Bizler ilk doz aşı olduk. İkincisini bekliyoruz. İnşallah hocam. Sonuç olarak korunmaya devam. Yaz aylarına doğru bir rahatlama olabilir. Ama bu bize bağlı. Hem korunma tedbirlerine aşıya rağmen devam edersek inşallah 2021'in sonunda dünya bu hastalıktan büyük bir oranda kurtulur ama tabii ki tamamen değil. Belki mevsimsel bir hastalık olarak devam eder. Bu giriş umarım yeterlidir. Ben şimdi kendi konuma izninizle döneyim. Sayın hocam, benden öğrenen öğretmen, öğreten öğrenci olmak başlıklı bir konuşma yapar mısınız dediğimde
teklif ettiğinde haliyle kendisinin de bu konuda yıllar önce bir gazetede bu başlıkta yazdığı bir yazı olduğunu biliyordum zaten. Konu çok işleniyor ama bu işlemeyi çok ayrıntılı şekilde ele alan, sistematik şekilde ele alan doğrusu fazla yazı yok. Kurumlar düzeyinde var, öğrenen kurumlar, öğrenen okullar var ama özellikle öğretmen öğreten öğrenci olmayı başlı başına çok ayrıntılı işleyen bir ayrıntılı çalışma yok. Burada biz eğitimi hepimiz biliyoruz. Bizde önceden tanımlanmış, arzu edilen davranış değişikliğini sağlayan bir süreç olarak eğitimi tanımlıyoruz. Haliyle burada belli hedefler var. Belli kazanımların sağlanması lazım. Öğrenmede ise kişinin yaşantısı üzerinden davranışlarında uzun süreli ya da kalıcı bir değişim sağlayan karmaşık bir süreç olarak tanımlıyoruz. Bizim bugün ele alacağımız konuda tabii ki aktif etkin bir öğrenme var. Burada aktif etkin öğrenmede öğrenmeyi öğrenen, sorgulama yapabilen, yorumlama yapabilen, analiz yapabilen, katılımcı ve paylaşmayı sağlayan bir öğrenmeden bahsediyoruz. Değişik öğrenme durumları içerisinde işte aktif öğrenme üzerine biraz daha duracağız. Tabii burada durumsal öğrenme, bağımsız öğrenme, işbirliği içinde öğrenme, sosyal öğrenme kavramları da önemli. Malum medeniyetimizde öğrenme beşikten mezara kadar devam eden bir süreç ve tek başına bilgi edinme burada çok önemli, temel şey bilgi edinme değil. Burada mutlaka bir öğrenme planı, programı ve hedefleri mutlaka olmalıdır. Hangi yeterlilikler kazandırılacak bunlar mutlaka bilinmeli ve kazanımları güvence altına alınmalıdır. Burada öğrendiklerimiz, yeni edindiğimiz bilgiler bizim kısa süreli çalışma hafızamızda birikir. Bunları tabii uzun süreli hafızamıza aktarmak gerekiyor. İşte bu hafızayı genişletmek, yeni bilgilerle bu hafızayı genişletmek, bildiklerimiz üzerine bunları eklemek, bunları entegre etmek gerekiyor. Bunun için de sürekli öğrenme bu işin olmazsa olmaz. Burada sadece kendimize yeni bilgiler kazandırmak yetmiyor, bilmek yetmiyor. Az önce de söylediğim gibi yeniden öğrenme ve kendimizi sürekli geliştirmek. Malum bir günü diğer güne eşit olan zarardadır. Tam da burada kendisini gösteriyor. Her gün sürekli bir gelişme, kalitenin temeli sürekli gelişmeyi sağlamak durumundayız. Malum Toffler güzel bir sözü var. Geleceğin cahili okuma yazma bilmeyen değil, nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır diyor. Bu bağlamda gerçekten sadece öğrencilerimizin değil hepimizin yeni metotları da dikkate alarak az önce hocam salgın döneminde uzaktan öğrenmenin, uzaktan eğitimin önemine vurgu yaptı. Bütün bu yeni yöntemlere, yapay zekaya, artırılmış sanal gerçekliğe ve önümüze yeni yeni sunulan tüm imkanları da kullanarak tabii ki kadim değerlerimizi de, kadim öğrenme yöntemlerimizi de sohbet dahil unutmadan sürekli öğrenmeyi zevkle, iştiyakla bir günlük çabamız, günlük gayretimiz, günlük alışkanlığımız haline getirmek zorundayız. Malum biz ya öğrenen olacağız, öğreten olacağız veya en azından bunları dinleyen, bunları takip eden kişiler olacağız. Hocam da söyledi, gerçekten bugün hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için sürekli öğrenmek, kendimizi sürekli yenilemek dışında hiçbir çözüm yolumuz yok. Tam da bu noktada Sayın Gündoğan, Nazif Gündoğan hocamız. Eyvallah hocam. Güç olarak. Girdik sayenizde hocam. Efendim hocam? Literatüre girdik sayenizde. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah hocam. Size çok atıp yapacağım. Eyvallah. Diyor, bilginin en önemli güç olarak kabul edildiği çağımızda bilginin elde edilmesinde, geliştirilmesinde ve aktarılmasında öğrenme etkili bir süreç olarak ön plana çıkmaktadır. Öğrenme.
öğrenebilen bireyler, öğrenme kültürüne sahip örgütler, ki az önce konuşmasında da benzeri terminolojiyi kullandı, ve öğrenmeyi teşvik eden sistemler bilgi çağının sürükleyici güçler olmuşlardır. Gerçekten burada bu olay özetleniyor. Öğrenen birey, öğrenen kurumlar, örgütler ve bunu teşvik eden sistemler. Yani işin sırrı doğrusu burada. Bunu kavrarsak ve gereğini yaparsak esasen konuşmamızın hep bu noktaya odaklanacak. Ama işin temeli şu anda söylediğim cümlede. Malum öğrenme alanlarını şöyle bir baktığımızda bilişsel alanımız var biliyorsunuz. Düşünceler, projeler, problem çözmeler, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Efektif duygusal alanımız var. İlgi duyma, severek çalışma, tutum, davranış kazanma, bir değer verme, organize etme, kendine mal etme gibi konuları kapsıyor. Psikomotor alanda ise bizim yapma gücümüz, yapar eder burada açığa çıkıyor. Deney yapma, işte bilgisayar kullanma, pratik yapma, bir şeyi adapte etme, orijinalini yapma gibi beceriler burada kendini gösteriyor. Bu az önce söylediğim öğrenme alanlarının kategorilerini bir kere daha gösteriyoruz. Şimdi burada uzun yıllardır bilinen bir öğrenme piramidi, bazı eleştiriler olmakla birlikte bu öğrenme piramidine bir baktığımız zaman, şimdi bir ders vermek, yani öğrencilere ders verdiğimizde öğrencilerin hafızasında en az 2 hafta ne kadar kalıyor? %5'i kalıyor. Yani ne kadar iyi anlatırsak anlatalım, klasik bir dersten öğrenci kendi okursa, tetkik ederek okursa, konsantre olarak okursa %10'u kalıyor. Bir öğrenci görsel işitsel şekilde bir derse muhatap olursa %20'si kalıyor. Bir hocanın demonstrasyon yaparak, değişik demonstrasyon araçları kullanarak dersi anlatması ise %30 etkili oluyor. Bunların hepsi klasik pasif yöntemler. Şimdi burada bir kategori tartışma grupları. Biz bunu tıpta çok önemsiyoruz, vakaları tartışmak. Bakın %50 kalıyor hafızada. Öğrenci bizzat hasta başında veya bir laboratuvarda veya bir atölyede bu işi bizzat yaparsa %75 bu olayı hatırlıyor. Çok daha önemlisi işte öğrenmek ve öğrendiğini öğretmek, başkasına öğretmek, bir akran öğrenmesi veya bir öğretmenin konuyu farklı şekilde anlatmak üzere öğretmeye çalışması, bunun için hazırlanması, başkasına öğretmek için öğrenme gayretleri ve bunun öğrendikten sonra, geliştirdikten sonra, güncelledikten sonra öğretme %90 bizde kalıcı etki bırakıyor. Daha sonra hocamdan bahsedeceğim. Hocam rahmetli Ekrem Kadri Unat, 13 bin sayfa o günün koşullarında, o bilgisayarın olmadığı daktilo koşullarında 13 bin sayfa telif eser yazmış bir insandır. Zannediyorum bu herhalde bir rekordur. Ben başka doğrusu bilmiyorum. Tek başına, tek kişi olarak. Şimdi hoca bu kadar konuya çok hakim ve çok da hafızası da çok güçlü. 10 sene önce söylediğiniz bir cümleyi aradan bir kelimesini unutursanız sizi uyaran bir hocaydı. Buna rağmen bir derse en az 2-3 gün önceden büyük bir heyecanla yeniden hazırlanırdı. Biz o günlerde yanına pek yaklaşamazdık. Biraz doğrusu o günlerde çok fazla yani heyecanlı olurdu. Daha önce çok zaman ayırdığı konularda dersten 1-2 gün önce kesinlikle çok fazla zaman ayıramazdı. Bütün gücünü yeniden gözden geçirdiği, o günkü koşullarda yeniden güncellediği bilgilerini öğrenciye nasıl sunarım gayretinde olurdu. Hocamdan bahsedeceğim. Şimdi yine günümüzde baktığımız zaman geleneksel öğrenmeyle bizim tam da şu anda üzerinde durduğumuz öğrenme, yani öğrenmeyi öğrenen öğrenci merkezli eğitimde etkileşimli bir öğrenme var. Sınıfta sadece hocayı dinleyen değil, burada eğitici klasik yöntemde bilgi vericiyken
öğrenmeyi öğrenen, bir açıdan öğrenen öğretmen ne yapıyor? Katılımcıdır, teşvik edicidir ve motive edicidir. Öğrenci klasik sistemde dinler, daima öğrencidir ama günümüzde bu az konumuz kapsamında katılımcıdır, sorumluluk alır. Yani ne diyoruz? Öğreten öğrenci olur yeri geldiğinde. Klasik yöntemde bilgi önemliyken diğerinde ilişkiler daha öne çıkıyor. Yine klasik yöntemde hatırlama, ezber, bilgi birikimi bildiğimiz klasik bir yolken yeni öğrenen öğrenci, öğrenen kurumlar, öğrenen öğrenci kavramında sorgulama, buluşlar, bilgilerin yeni bilgilere dönüşümü, değişime hazırlık teşkil etmesi önde yer alıyor. Zaman ve miktar klasik yöntemde önemli ama öğrenme ağırlıklı, öğrenci ağırlıklı yöntemde süreç, performans ve kalite, yeterlilikler önemli. Haliyle teknoloji kullanımı açısından iletişim, katılım, bilgiye erişim, öğrenme merkezli, öğrenci merkezli eğitimde daha da önemli. Günümüzde bildiğimiz gibi bilgiye dayalı değil, yeterliliklere dayalı bir eğitim gündemde. Doğrusu dünya bizim ne bildiklerimizle değil, bildiklerimizle ne yapabileceklerimizle ilgileniyor. Bunları ne kadar özümsemişiz, burada bize hangi beceriler, hangi tutum kazandırılmış, bunlar önemli. Çünkü bugün artık bilgi, artık çok telaffuz etmekte zorlandığımız yeni yeni işte terabaytlardan çok daha farklı ölçütlere giden korkunç bir bilgi birikimi var. Bir önemli bir kısmı kirli olmakla birlikte artık günümüzde bilgiye ulaşma eskisi gibi zor değil, çok kolay ulaşıyoruz. Ama burada sentez, eleştirel düşünce, analitik düşünce, öğrenmeyi, faydalı öğrenmeyi, yararlı öğrenmeyi, öğrendiklerimizi öğretmeyi, toplumda tartışmayı, bunlarla analiz yapmayı ve kendimizi sürekli geliştirmek çok daha önemli günümüzde. Bu kapsamda tabii ki öğretici olan öğretmenler, üniversite hocaları daha kapsamlı eğitimciler olmalı. Kendilerini çok sık bir şekilde eğitici eğitimleri alarak güncellemeliler. Sürekli öğrenen, öğrenmeyi de öğreten kişiler olmak durumundalar. Burada öğrencilerine konuyu derinlemesine ve esnek bir şekilde anlamaları lazım ki beklenen bir şekilde anlatabilsinler. Yine öğrencilerle bağlantı kuran yollarla öğretim, kültür, aile deneyimleri, gelişmiş zeka ve öğrenme yaklaşımlarından kaynaklanabilecek farklılıkları da kolay bir şekilde anlayıp yorumlayabilmeli günümüzün öğretmeni. Sorgulayabilme, dinleyebilme, öğrenci çalışmalarına bakabilme, öğrenci fikirlerini keşfetme, onların bilgi edinme, bilgiyi sentezleme, eleştirel düşünce konularında onları geliştirme, işbirliği hakkında bilgi sahibi olma, ciddi bir iletişim bilgisine ve becerisine sahip olma, sadece öğrenciyle değil, bugün günümüzde eğitimdeki üç sacayandan birisi olan aileyle de ebeveynlerle de yakın ilişkiye geçebilmeyi başarabilecek bir kapasite gerekiyor. Ve öğrenciyi mutlaka etkin kılabilmenin yollarına attım. Bilmiyorum sizlerde nerede kaldığımı evet. Tabii ki belirlemem çok zor. Sadece öğrenen öğrenci değil, öğrenen öğretmen değil, hocam da söyledi, öğrenen kurumlar, öğrenen okullar artık gündemde. Her kurum öğrenecek. Öğrenen okullar kapsamında bir öğrenen okul çevresindeki gelişen süreçleri takip ediyor, amaçlarını sürekli geliştiriyor, elverişli bir öğretme ve öğrenme ortamı oluşturuyor. Günümüzde çok önemli olan girişimcilik ve risk alma konusunu öne çıkarıyor ve yine okuldaki çalışmaları etkileyen tüm konularda analizler yapıyor. Sürekli bir gelişim içerisinde profesyonel gelişimin devamlılığını sağlayan fırsatlar oluşturuyor.
Bir açıdan bu öğrenen okul bir öğrenme laboratuvarı. Doğrusu öğretmen yetiştiren kurumların bu şekilde ciddi bir dinamik yapıya sahip olması, günümüzdeki tüm öğrenme tekniklerinden yerinde ve zamanında yararlanarak öğrenen kurumları yönetebilme, öğrenmeyi değişik yollarla sunabilme konusunda öğretmenlerimiz ileri düzeyde yetiştirilmelidir. Yine öğrenen okulda herkes için... Recep Hocam şöyle 5-10 dakika içinde toparlarsanız, Selahattin Bey var, aşık Selahattin Dündar, bir müzik arasıyla soruları ve katkıları alalım, onlara da cevaplayalım inşallah. Hocam şeyden düştük, ona bir o zaman 15 dakika diyelim de hızla şey yapayım. Evet, öğrenen okul kavramında aktif öğrenmede öğrencinin rolü çok çok önemli. Araya bir müzik ekleyelim hocam. Söylüyoruz böyle fıkrasız, şarkısız, türküsüz. Öğrenme peki, olmaz, ders peki. Olmaz. Düşünceleri açıkça ifade eden, tartışan, okuyan, yazan, dikkatli, meraklı, yaratıcı bir öğrenciden bahsediyoruz. Bilgiyi keşfeden, zamanı iyi yöneten, değerlendiren, ne yapacağını planlayan aktif konumda öğrenciden bahsediyoruz. Tabii böyle bir öğrenciyi yönetebilen, soru cevap, tartışma, problem çözme, örnek olay, beyin fırtınası, hızlı düşünce gibi yöntemleri kullanabilen bir öğretmen gerekiyor bu işi veya hoca gerekiyor bu işleri yönetebilmek açısından. Ve yine öğrencilere bireysel grup sorumluluğu verebilen, öğrencileri bugünkü gibi testle değil, pek çok açıdan görüş yazma, görüş belirtme, analiz yapma gibi değişik ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle geliştiren aktif bir öğretmen gerekiyor. Burada tabii ki bizim eğitimde kaliteli eğitimci, rol model eğitimci, kaliteli öğrenci ve okullar arası kalite farkı önemli sorunlarımız olarak gündeme geliyor. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Bakın Finlandiya bildiğimiz gibi en büyük başarısı okullar arası kalite farkını %10'dan aşağı indirebilmesine bağlı. Temel şey çok kaliteli öğretmen yetiştiriyor. Öğretmenlerin hepsi yüksek lisans yapan ve ilk %10'dan alınan öğretmenler. 50 yıl önce çalışmalarına başladı ve bu uzun süredir istikrar korunuyor. Çok az değişim var. Okullar arası kalite farkını %10'dan aşağıya indirdiler. Öğretmenleri hekim ve avukatlarla aynı etkin statüye çıkardılar. Öğretmen günde sadece 4 saat derse giriyor. Haftada 2 saat kişisel gelişim seminerine katılıyor. Her bir okulda, malum orada okul öncesi eğitim ve mahalle okulları çok önemli. Ayrımlar yapmıyorlar. Çok zeki öğrenci veya daha az kapasiteli öğrenci ayrımı yapmıyorlar. Böyle bir öğretmen, böyle nitelikli bir öğretmen bütün bu öğrencileri genel eğitim ve kişiye yönelik özel eğitimle geliştiriyor. Toplumun hepsini kaliteli bir şekilde yetiştirebiliyor. Burada öğretmen yetiştiren kurumların kalitesi, başarısı ve öğretmene verilen statü bu başarıyı sağlıyor. Benzeri başarıyı Singapur biliyorsunuz gösterdi. Buradaki temel şey ne diyor? Düşünen okul, öğrenen ulus kavramını öne çıkardı ve yine öğretmenler ve aile işbirliğini sağladılar. Daha az öğret, daha çok öğren felsefesini benimsediler. Ve dünyada da buna benzer özellikle öğretmenlerin 5 senelik programlarla, gelişmiş programlarla mutlaka bir yüksek lisansa sahip olmalarını değişik ülkeler biliyorsunuz uzun yıllardır deneyimliyorlar. Amerika'sından Almanya'sına, Fransa'sına kadar, Japonya'sına kadar benzer çalışmalar var. Bizim o zaman Türkiye'de yapmamız gereken nedir? Kaliteli öğretmen yetiştireceğiz. İlk, en az tercihen ilk %10'dan. Bunları çok iyi yetiştireceğiz. Mutlaka yüksek lisans sahip olmalarını sağlayacağız. Mutlaka bir tedrici eğitim reformuna ihtiyacımız var ama bu ikide bir değişmeyecek.
Okul öncesi eğitimde nicelik ve niteliği artıracağız. Sadece okul öncesi eğitim değil, buradan doktoraya kadar özellikle doktora eğitimini en yüksek kaliteli bir düzeye çıkarmak zorundayız. Ve çok önemli olan okullar arası kalite farkını, ki Finlandiya %10'un altına indirdi. Nüfus küçük gerçi, 5,5 milyon. Bunu da bizim en büyük sorunumuz okullar arası kalite farkı. Burada hocamızın değişik görüşleri var. Zaman madem hocam bana baştan doğrusu en az bir 45 dakika bekliyordum. Bu tip konferanslar en az 45 dakika olur. Eyvallah. Bunlara çok ayrıntılı değinemeden kendisini adayan, adanmış öğretmenlere, adanmış hocalara ihtiyacımız olduğunun altını çizelim. Ve öğrenen birey, öğrenen toplumu sağlayacak bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu özellikle belirtelim. Aksi halde biz orta düzey, orta gelir tuzağından kurtulmamız mümkün değil. Sona doğru bunu kim sağlayacak? Burada ana rolü özne burada kaliteli hoca, kaliteli öğretmen. Bunların nasıl olacağına çok ayrıntıya girmeden ben her şeyden önce eğitimci olarak Hazreti Peygamberimizin rol modelimiz olduğu ve gerçekten bir muallim olarak gönderildim diyen peygamberin eğitimdeki tavrını çok iyi bilmemiz gerektiğini belirteyim. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Hoşgörüsü, anlattıklarını tane tane anlatması, insanların anlayabileceği şekilde konuşması, hikayelerden faydalanması, insanlı değil davranışı eleştirilmesi, çocuklarla birlikte oynanması ve her açıdan örnek olması çok eğitimde de mükemmel bir model. Yolundan gidenler de aynı yolu takip ettiler. Özellikle bizim medeniyetimizde soru sormak ilmin kapısıdır. İlmin giriş kapısıdır. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir ve hocalarıyla hatta hocalarından farklı ekoller oluşturması haliyle bildiğimiz örneklerdendir. Burada Nurettin Topçu ya da birkaç hocaya vurgu yapacağım. Söylediği muallim, öğretmen gençlere bilmediklerini öğreten bir nakilci değildir. Bu iş kitabın işidir. Bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır. Bizim görevimiz nedir? Kültürlü adam, kafaları işletmesini bilen adam. Yani öğrenen, öğrenmeyi öğreteceğimiz, öğrenmeyi öğrenen kişiler yetiştirmemiz gerekiyor. Ve lise öğretiminin de bir ihtisasa doğru yürütülmesi gerektiğinin altını net olarak çiziyor ve bilgi yığınından merhum Topçu öğrencilerin kurtulması gerektiğini açık açık belirtiyor ve şu sözüne dikkat çekmek isterim. Kainat önce muammasını bize sunmalı, meselesini karşımıza çıkarmalı. Sonra biz o muammayı çözüme, halle çalışmalıyız. Yani tam bir öğrenme durumu sorun çözme durumu ve yine öğretmen iyi alışkanlıklarımızı harekete geçirmeli ve fena hareketlerimizi frenlemesi lazım diyor ve öğretmenin ruhların sanatkarı olduğunu belirtiyor. Burada Gandhi'den güzel bir örnek veriyor. Diyor ki Gandhi talebesinde bir hata görse bunun sebebini kendisindeki, nefsindeki yetersizlik olduğunu bilerek o güne mahsus, o hatasına mahsus oruç tutarmış. Fuat Sezgin'i hatırlayalım. Hocası biliyorsunuz ona sorduğunda kaç saat çalışıyorsun? 13-14 saat. Bakın öğrenmeyi öğrenmek, öğrenen, öğretmen. Hayır diyor bu şekilde bilim adamı olamazsın. Ne yaptı ondan sonra? 17 saate çıkardı çalışmasını 70 saate kadar. O 13-14 saatlik çalışmasını 17 saate çıkardı Fuat Sezgin merhum. Yine kendi hocam merhum Ekrem Kadri Unat az önce söyledim. 13 bin sayfayı aşan telif eser. Bakın ne diyor? Öğrenci asistanı asistan hocayı yetiştirir. Bize bunu çok söylerdi. Ve öğrencilerin sorularına çok büyük önem verirdi. Asistanların sorularına çok büyük önem verirdi. Yine bu meyanda bilimsel kavga gelişimin aracıdır. 40 bil bir söyle, 40 oku bir yaz. Singapur ne diyor?
Çok yani biz çok okuyacağız, çok öğreneceğiz ama öğrendiklerimizin az bir kısmını öğrenciye bilgi boca etmeyeceğiz. Öğrenciye beceri kazandıracak, davranış kazandıracak kadar bilgi aktaracağız. Ve yine yeteneklerin yetişmesine ve ilerlemesine yardımcı olunuz diyor. Ve mutlaka belli bir alanda konsantre olunması, odaklanılması gerektiğini ve mutlaka üretmenin, üretme yoksa hayat olmaz diyor, hayat anlamsızdır diyor ve üretmeye vurgu yapıyor. Hocam, çınarlar ayakta ölür dedi ve öyle de oldu. Ve Osmanlıca tıp terimleri sözlüğünü en son yazarken burada fotoğrafını görüyorsunuz. Masa başında kalp krizi geçirerek hocam vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın tam konumuzla ilişkili. Hocamız artık üniversiteden ayrılıyor. Burada bizim de genç halimiz gözüküyor. Diyor ki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 50 yıl durmadan öğrendim. Bakın önce öğrendim diyor. Ve ardından öğrettim diyor. Evet. Bence öğrenmek ve öğretmek. Bakın önce öğrenmek ve öğretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Onun en iyi olabilmesi için çalıştım. Öğrenmeye ve öğretmeye doyamadım. Tam bu akşamki konumuzu hocam bir kısa paragrafla özetliyor. Burada tabii ki bizim değer temelli bir eğitim, öğrenmeyi öğretmekle birlikte... Nitekim eğitim dünyayı değiştirecek en güçlü silahtır diyor Mandela. Bizim burada da faydasız ilimden Allah'a sığınmamız konusunda peygamberimizin sözünü hatırlatmak isterim. Ve gerçekten daha çok insan daha iyi eğitim aldıkça dünya daha iyi bir yer olacağında kuşkumuz yok. Adalet, barış sağlanacağından kuşkumuz yok. Ama bu eğitimin mutlaka değerler temelli olması lazım. Ve eğitimcilerin de mutlaka bilgi olması lazım. Değerler eğitiminde alçak gönüllüsüzlük, kibirsizlik, şiddete başvurmama, hoşgörü, sadelik, temiz kalplilik, kendini kontrol etme, feragat, kendini fark etmenin önemini anlamak, kendini bilmek Yunus Emre'nin dediği gibi ve mutlak doğruyu aramak olmalıdır. Sona doğru son iki slide ve ben olsam diyor rahmetli Aliye İzzet Begoviç, Müslüman Doğu'daki tüm mekteplere eleştirel düşünme dersi koyardım. Eleştirel düşünme dersinin temeli de tabii ki öğrenmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Batı'nın aksine Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir. Ve birçok zaafın da kaynağı budur. Ve yine bir hakikate çok güzel işaret ediyor. Yeryüzünün öğretmeni olmak için de gökyüzünün öğrencisi olmak lazımdır diyor. Sonuç olarak öğretmen bireylere, öğrencilere öğrenmeyi öğretecek temel kaynak, temel kılavuzdur. Sadece öğreten değil, birlikte öğrenen, merak eden ve öğrenciye merak ettirip, gözlettirip, araştırtan ve tecrübe etmeyi teşvik eden, bu amaçla gerekli imkanları sunan ve onların sürekli gelişimine katkı sunan öğretmenler olmalıdır. Bunları yeterince yetiştirmeliyiz. Öğrenen öğretmen, öğrenen okul, öğrenen toplum oluşturmak durumundayız. Öğrenenlerin öğreterek öğrenmeye devam etmelerini sağlamalıyız. İlginize teşekkür ediyorum. Recep Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok müthiş bir sunumdu. Eskilerin tamam. Deyişiyle ayarına mani, efradına cami. Bizim kültürümüzden, bizim düşünürlerimizden de örnekler vererek çok önemli bir sunum yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Yunus'un dediği gibi eğitim, eğitim bilmektir. Eğitim kendini bilmektir. Eğitim insanı bilmektir. Eğitim dünyayı bilmektir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah ileride tekrarını rica edeceğiz. İnşallah. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Aşık Selahattin Bey, hazır mısın? Değilsen soruları ve katkıları aralım. Ondan sonra bir senden bir de... Ha, hazır. Ekip hazır. Haydi Selahattin Bey. Öyle bir söylenenleri Ozan aşık her zaman özelleştirelim. Nedir? Eyvallah. Sorma zorunda. Öncelikle bu güzel programı ve programları düzenleyen İsmail Hakim Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizin değerli Eyvallah. Yönetiminizde çok kıymetli Recep Hocam'ın çok değerli sunumunu
zevkle izledim. Teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda öğretmenim. Bir öğretmen olarak evet. Ve konuyla ilgili fizik öğretmeniyim. Diyorum ki muhabbetim ekmeğim fizikten, muhabbetim müzikten diyorum. Siz de değindiniz, diyor ki ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Demek okuyunca kendini bilecek. Ve ben diyorum ki Kerem'in aşkına gönlüm ilişti, Yunus ile hak yolunda buluştu. Aldım Pir Sultan'ın toplum aşkını, aşık şenlik meclisinden dündar oluştu. O meclisten bizim müsbet bilimleri anlattığımız şeklin ozanca anlatımını 300 yıl önce yaşamış olan Tüccari Baba, Karslı Tüccari Baba, bakalım evet, cahil öğrenme için ne demiş? Kamil ile, Kamil dediği bu öğrenci de olabilir, okumuş da olabilir. Kamil ile olmayanın hali nicedir? Ona değineceğim. Ama söz gelirse daha sonra da kendime ait de bir eser okurum. Şimdi Tüccari Baba'dan Düçeşmim kan ağlamakta, gözlerim yaş incidir diyor. Kadir kıymet bilmeyenler yaren yoldaş incidir. Dinle sözüm, al nasihat, konuşma cahilinen. Cahilde bir kem söz var ki değse binbaş incidir. Görelim ne demiş. Müziği bana, sözleri Tüccari Baba'nın, müziği ben bana aittir. Kutlarız, müthiş. Teşekkür ederim. Çeşmim kan ağlamakta, gözlerim yaş incidir. Kadir kıymet bilmeyenler yaren yoldaş incidir. Dinle sözüm, al nasihat, konuşma cahilinen. Cahilde bir kem söz var ki değse binbaş incidir. Dinle sözüm, al nasihat, konuşma cahilinen. Cahilde bir kem söz var ki değse binbaş incidir. Mevlam sebepkar kıl bezirganlar şanına. Yüküm cevahir yüküdür, bakır çatmaz yanına. Sarraf olan kıymet biçsin lalime mercanıma. Sarraf olmayan ne bilir, sanar her daş incidir. Sarrab olan kıymet biçsin lalime mercanına. Sarrab olmayan ne bilir, sanar her daş incidir. Kamiline haşrolmayan kendini mevla bilir.
İndirsen cahil insanı kendini derya bilir. Tüccari cahil elinden çektiğim mevla bilir. Mevsim ihtiyar olunca dağları kış incidir. Tüccari cahil elinden çektiğim mevla bilir. Mevsim ihtiyar olunca dağları kış incidir. Cahilde bir kem söz var ki değse bin baş incidir. Eyvallah Selahattin Bey. Nefesine bereket. Müthiş. Eğitim ve eğitimimiz arasındaki farkı çok güzel vurgulamış Karslı aşığımız. Çok teşekkür ederiz. Nefesinize bereket. Sağ olun. Şimdi arkadaşlarımızın katkılarını, sorularını alalım. Recep hocamıza bir söz hakkı daha verelim. 10 dakika, 15 dakika. Ardından Selahattin Bey, Selahattin Bey müthiş şiirleri var. Çağdaş bir Yunus. Geçen hafta Yunus'un bir şiirini yorumladım. Şimdi de kendisinden bir tane bekliyoruz. Kapanışı onunla yapalım. Hay hay olur. Önce Ertuğrul Bey'den isteyelim. Nerede Ertuğrul hocam? Hocalarımız ne düşünüyorlar? Eğitim konusu hepimizin sorunu. Artık bütün evler okula dönüştü. Mimarlara yeni görevler düşüyor. Eskiden misafir odaları vardı. Artık şimdi misafir odalarının yerine çalışma odaları aldı, eğitim odaları aldı. Her evde bir çalışma odası var, her evde bir eğitim odası var. Böyle bir dünyaya dönüşüyoruz. Bu virüs bütün bir dünyayı hizaya soktu. Yunus'un bir şiirinde hani bir sinek aldı, kartalı yere vurdu, tozunu ben de gördüm diyor. Bir virüs hocam çıktı. Bütün bir dünyayı yere vurdu. 4 milyar insanı evine kapadı. Herkesi hizaya soktu. Arabamız var kullanamıyoruz. Uçağımız var binemiyoruz. Plazalar önemini yitirdi. Tatil köyleri önemini yitirdi. Çok katlı binalar önemini yitirdi. Ofisler önemini yitirdi. Her ev bir ofise, her ev bir okula dönüştü. Bu böyle biraz gidecek gibi görünüyor. Doktorlar hocam gerçi güzel haberler verdi ama genelde deniliyor ki bu 2-3 sene sürecek. Ona göre hazırlık olalım deniliyor. İşte Amerika'da 500 bin üzerinde insan öldü. İngiltere tıkandı, Fransa felç oldu, İspanya felç oldu, İtalya felç oldu. Ya müthiş bir günlerden geçiyoruz. Gerçekten büyük dönüşümler yaşıyoruz. Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğitim de değişecek, politika da değişecek, okullar değişecek, hastaneler değişecek, iş dünyası değişecek, çalışma hayatımız değişecek. Mobbingsiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Nerede İsmail Akgün? İsmail Akgün ne oldu? Yerde mobbing yoktur. Artık diyoruz bu sene ahilik yılı da ilan edildi. Ahilin olduğu yerde mobbing olmaz diyoruz. Ahilik kültürünü yaygınlaştıracağız. Mobbingi de bütün dünya literatüründen kaldıracağız inşallah. İsmail Beyciğim buyur. Sayın Başkan, hocam, Sayın Başkan bugün Kırşehir'in hocası, Kırşehir Üniversitesi'nin rektörüyle görüştüğü Ertuğrul Bey'le beraber inşallah ahirette ilgili sempozyumlar, paneller, toplantılar düzenleyeceğiz. İstanbul'dan da yanındayız. Üniversite olarak destek vereceğiz. Medipol Üniversitesi olarak Recep Hocam destek verir. Ondan da destek rica edeceğiz. Zaten Recep Hocam'ın bir planı vardı, bir projesi vardı. Eğitimle ilgili bir sempozyum yapalım diye. İnşallah önümüzdeki günlerde eğitimle de ilgili Recep Hocam'ın anlattığı bu konuları bir sempozyumda bütün dünyadan akademisyenler davet ederek el alıp tartışmamız gerekiyor. Gerçekten günümüzün en önemli sorunu eğitim sorunu. Çünkü üniversiteler, eğitim
entelektüel sermayenin kaynağı. Entelektüel sermayesi güçlü olmayan toplumların doğal kaynak zengini olmaları, finansal kaynak zengini olmalarının hiçbir anlamı yok. Küveyt zengindi, Irak zengindi. Efendim, Venezuela zengindi. Ne hale geldiler? Dolayısıyla gerçekten entelektüel sermaye, eğitimli insan çok önemli. Bizler eğitim düzeyini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Müzikle, sanatla, edebiyatla da eğitimi desteklemek zorundayız. Artık teatral olmayan, şiir okumayan, saz çalmayan, fıkra anlatmayan, maçlardan, kitaplardan, romanlardan, filmlerden bahsetmeyen hocalara hiçbir üniversitede, hiçbir okulda yer yok. Hocalar öğrencileri dinlemek zorundalar. Onları ciddiye almak zorundalar. Ve hocanın ısrarla vurguladığı gibi Begoviç'ten alıntılarla eleştirel düşünmesini öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Çünkü artık bilgi ulaşılmaz olmaktan çıktı. Wikipedia 300 dilde 3 milyondan fazla madde hazırlamış. Hepimizle ilgili Wikipedia'da bilgi bulabiliriz. Ne arıyorsak var. Her dilden var. 300 dilden yayın yapıyor. Üstelik de bir gönüllü kuruluş. Onun için yeni dünya artık siyasal toplumların dünyası değil, MEYAT gibi, MEYAT Akademi gibi gönüllü kuruluşların dünyası. Buyur İsmail Beyciğim. Hocam, katkılarım ve sorun varsa biz haddimizi bilenlerdeniz. Recep Hocam, dilinize sağlık. Hakikaten hani ben ben bir hazine. Bazen bir abartı yapıyorum. Diyorum ki ben doğuştan eğitimciyim diyorum. Hani biz öğretmen lisesi mezunuyuz ya Recep Hocam. Evet. Ben öğretmen lisesi mezunuyum. Ayrıca sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, uzman öğretmenliği, bilgisayar formatörü öğretmenliği. Sesin çok gelmiyor İsmail derken, ama biz elinize su dökemeyiz. Harika bir sunumdu. Önce içtenlikle bunu söylemek istiyorum. Recep Hocam, hakikaten bunu devamlı yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim, bugün 4 kişilik bir ekiple Profesör Doktor Ertuğrul Yaman Hocam tabii yorgun düştü. O da katılmak istiyordu ama evine bıraktım. Koşa koşa eve yetiştim. Yoldayken WhatsApp'tan Recep Hocama link attım. Yani o kadar koşturmaya çalıştım. Ama çok güzel bir izlenim oldu. Kırşehir, Ahi Evran'ın memleketi. Oradan çok çok selam getirdik. Çok güzel dostları ziyaret ettik. Eğitim fakültemizin dekanını, İslami İlimler Fakültemizin dekanını, Milli Eğitim Müdürümüzü, Kırşehir Milli Eğitim Müdürümüzü. Orada ayrıca ahilik sempozyumu ile ilgili bir çalışma var. Onlara destek verebileceğimizi, Nazif Hocamızın bizim hepimizin ışığı olduğunu, eyvallah, selamlarını bol bol ilettik. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz Recep Hocam, ömrümüz yettiğince. Öğreneceğiz, öğreteceğiz. Önce öğreneceğiz, sonra öğreteceğiz. Dolayısıyla gök kubbede hep beraber hoşçada bırakmaya çalışacağız. Recep Hocam'ın o güzel anlatımına benim katkı yapma haddimi aşar. Haddimi biliyorum ben. Dolayısıyla ben bu kadarla yetinsem olur mu Nazif Hocam? Arkadaşlarımız eyvallah konuşsun. Başkanlar çok konuşuyor. Ben biraz az konuşuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum hepinize. Teşekkür ederiz İsmail Beyciğim. Sağ olun. Evet, soruları, katkılar olan arkadaşlarımız varsa Filiz Hanım. Nazif Hocam. Bağlantımızın sonu. Haydi Hanım. Özgür Hanım, hocalarımız, avukatlarımız, kaptanımız. 8,5 dakikamız var bu arada. Onu hatırlatayım. Evet. Ona göre sorusu olan varsa hemen bağlantıyı yenileyebiliriz kalmak isterseniz. Sıkıntı yok. Eyvallah. Ben bir şey söyleyeyim o zaman hocama. Yani bir öğretmen olarak yine bir tespitim var benim. Önceleri bizim ilk öğretmenliğe başladığımız yıllarda, hatta sizin belki ilk öğretmenliğe başladığınız yıllarda öğretmen toplumda genel itibariyle bilgi kaynağı olarak görülen kişiydi.
şu an artık öğretmen bilgi kaynağı olma özelliğini kaybetti diye düşünüyorum ben. Çünkü bilgi kaynağı artık Google. Evet. Girebilen adresi herkes, Google. Bilmediği bir şey yok. Evet. Google'a giren herkes artık her şeyi sizden de bizden de çok daha iyi biliyor, daha iyi görebiliyor. Bu tabii öğretmenin toplumdaki rolünü de değiştirdi ister istemez. Bununla birlikte eğitimin kalitesinde bir düşüş oldu diye düşünüyorum ama Recep Hocam bu konuda ne düşünür onu söyleyebilirse sevinirim. Estağfurullah. Şimdi tabii ki herkes kendi Recep Hocam belki Filizan'ın falan bir sorusu olabilirse toptan cevaplayalım. Evet. Herkes Filizan'ın var, Layla Hanım var, sorular olabilir. Özgür Hanım var. Onları da sorularını alalım, hep birlikte cevaplayalım. Peki. Ya da katkılarını. Başka soru varsa? Evet, hoca olarak. Özgür Hanım buyur. Gülşen Hanım. Yok, ben bakıyorum. Hocam ben katkı sunmak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Ses. Songül Hanım buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam öncelikle Recep Hocama çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdi. Ben öğretmenim. Lise öğretmenliği yaptım. Şu anda yazar olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Kaleminize bereket. Hepimiz hocam, öğretmeniz, hepimiz öğrenciyiz. Evet, aslında ailede anne baba herkes öğretmendir ve öğrencidir. Her zaman için öğrenme durumundayız. Hocamın söylediği değerli bilgiler üzerine fazla konuşacağım bir şey yok. Bu konuyla gündemle ilgili öğretmen olarak bir öğretmen şiirimi paylaşmak istiyorum. Oradan da lütfen, belki. Buyurun. Öğretmenim, bilginle açıldı gençliğin gözü. Hayat pusulama yön öğretmenim. Yanan muma benzer aydınlık yüzü. Aydınlat yolumu yan öğretmenim. Damlalar misali günlerim sürsün. Dimağı çalışan deryada yüzsün. Emekçinin yüzü her zaman gülsün. Umut kervanına han öğretmenim. Yoğurduğun hamur toplumun izi. Eğittiğin oğlun kızın bir dizi. Uyandırdın zifir zindandan bizi. İlim ışığısın sen öğretmenim. Sevginin devisi bilgiden geçer. Yurdun değerini eğitim ölçer. İnci eleklerden eleyip seçer. Bilim dünyasına kan öğretmenim. Gülüm ana, gönül gözün açılsın. Vatanda insanlar özgür yaşasın. Atatürk yolunda iyi ki varsın. Uygarlık öncüsü can öğretmenim. Uygarlık öncüsü can öğretmenim. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Kaleminize bereket, nefesinize bereket. Sağ olun hocam. İnşallah. Özel İsmail Bey imza günü yapar, kitabınızı da imzalarsınız bizlere. İnşallah hocam, inşallah. Başka sorusu, katkısı olan arkadaşımız var mı? Hocam yok. Ben bir Nazif hocam, müsaade evet. Ederseniz yani ben tabii ki buyurun. Lütfen. Kendimi özetleme yapayım. Ben üniversiteyi bitirdim, ardından yüksek lisans, şimdi doktora yapıyorum. Yaşım da 50 oldu. 3 tane de oğlum var. Maşallah. Ama hiçbir... Allah bağışlasın. Allah razı olsun hocam. Ben hem öğrenciyim hem de öğretmenlik mesleğim de var. Aynı zamanda uzmanlığımı da yaptım. Hani habire kendimi geliştiriyorum. Güzel bir şekilde. Çünkü geliştiremesem ben kendim ölürüm diye addediyorum. Türkiye'nin durumu şu hocam. Benim 3 tane çocuğum var demiştim size. İlkini üniversite sınavına girerken 20 dakika çalıştırdım kimyada. İkinci oğlum sınava girmeden önce anne bana bir iki tane soru çözdür dedi. İki tane soru çözdürdüm. Üçüncüsü oğlumsa ben dönerci olmak istiyorum, okumak istemiyorum diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aynen öyle. Aynı zamanda da görme engelli bir öğrencim var. Gönüllü destek yaptım.
Ondaki o gayreti görünce hocam şu an devlete atandı. Yani bu iş herhalde gayretle, istekle, fedakarlıkla bitiyor. Yani evet. Bizim bunu oluşturmamız lazım. İnsan nedir mesela? İnsan niçin yaratılmış? Yani istidatları sonsuz. Bunları mı acaba yerleştiremedik biz? Kendimde aynı şekilde öğretmenlerimde de görüyorum. Okula gittiğim zaman maalesef hayali olmayan öğrenciler var. Kendi çocuklarının hayalleri yok. Düşünceleri yok. Gününü gün kazanma. Bazen dalga geçiyorlar. Anne bizim yerimize sen okuyorsun diyorlar. Açık öğretimde de sosyoloji okuyorum. Bitince ne yapacaksın diyorlar bana. Aile danışmanlığı olacağım diyorum. Aile danışmanlığı yapacağım. Aileleri belki kurtarmaya çalışacağım gibi gibi. Ölene kadar bitmeyecek ama işte durum da bu hocam. Ya ideal bir öğretmensiniz. El öpülecek annelerdensiniz. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Bunu hepimiz keşke yapabilsek. Hepimiz aynı durumdayız. Benim de 3 tane kızım var. Böyle hep birlikte elimizden geldiği kadar zorlamadan hayal gücü, Einstein'ın bir sözü var. Çok alıntılanır yönetim kitaplarında. Der ki hayal gücü bilgi gücünden çok daha önemlidir. Rüyaları olmayan insanların, hayalleri olmayan insanların projeleri olmaz. Dolayısıyla biz gençlere sürekli hayal kurmasını önermemiz, yardım etmemiz, desteklememiz, teşvik etmemiz, özendirmemiz gerekir. Sizi kutluyorum. Allah bağışlasın çocuklarınıza. Hocalığa devam. Hocalık beşikten mezara kadar devam eder. Aynen öyle. Hatta çalışma arkadaşlarım bana gülüyorlar. Gene mi diyorlar sınavdasın? Gene mi eğitimdesin diyorlar. Her gün sınavdayız. Evet, öldüğün zaman Recep diyorlar. Hocamla. Her gün öğretmenler günüdür. Her gün öğrenciler günüdür. Senenin 365 günü öğretmenler ve öğrenciler günü olmalıdır. Anneler ve çocuklar günü olmalıdır dememiz lazım. Evet. Evet, Recep hocam buyurun. Hocam, bu sorular süre bitiyor maalesef. 10 dakika daha bitiyor. Ne söylersiniz? Ardından hocam, Selahattin Bey'in kendi işini maalesef hocam süre bitiyor. Süre bitiyor hocam maalesef. Eyvallah. Ben sadece şunu söyleyeyim. Öğretmenlik, hocalık, yani Google'un çağında çok daha önemli hale gelmiştir. Eleştirel düşünce dediğimiz, bilgi yönetimi dediğimiz, değişim yönetimi dediğimiz olay çok daha öne çıkmıştır. Bu asırda rehberlik etmek çok daha, ama kendimizi çok iyi yetiştirmeye bağlı bu. Eskiye göre şu anda çok daha iyi şekilde yetişirsek bugün rolümüz çok daha fazla olur. Eyvallah. Yeni öğretmenlerimize, eski öğretmenlerimize göre şu anda üzerimiz